Herkese merhaba, ben Yusuf Çeylan. Başka bir videoya da hoş geldiniz. Bugün iPhone 12 Pro'yu kutusundan çıkartıp hakkında biraz konuşacağız. Yeni iPhone'lar birçok yenilikler ile karşımıza çıkıyor. 5G'ler, A14 Bionic işlemciler, Pro RAW çekimler ve dahası. Peki ya kutudan neler çıkacak? Gelin hep beraber öğrenelim. Bu arada yakın zamanda iPhone 11, iPhone 12 karşılaştırma videosu gelecek. Merak edenler takipte kalsınlar ve ayrıca kanalımda iPhone 11 kutu açılışı ve inceleme videosu da mevcut. İlgilenenlerin izlemesini tavsiye ederim. Çok faydalı videolardı. iPhone 12 Pro bu sene farklı olarak karşımıza 128 GB'lık baz modeliyle çıkıyor. Darısı normal iPhone'ların da başına. 128 GB'lık model 15.000 256 GB'lık model 16.000 ve 512 GB'lık model ise 18.000 lira. <laughs> İnsanın kalbi sıkışıyor. iPhone 12 Pro'nun kutusunda da büyük bir değişim yapmak isteyen Apple, kutuyu küçültüp aksesuarları yok etmiş. Ve insanları buna inandırabilmek için yaşlı başlı bir teyzeyi Apple Park'ın damına çıkarmış. Peki söyleyin, benim zeki, çevik ve ahlaklı dostlarım. Biz bunu yedik mi? Tabii ki de yemedik. Neyse. Tatsızlık çıkmadan... Kutu açılışına geçelim. Görmüş olduğunuz üzere yeni kutu, eski kutunun yarısı kadar. Hay bismillah. Kutunun dışındaki görsel, içindeki telefonun rengini yansıtıyor. Bizim telefonumuz mavi olduğu için, dışındaki kutu da haliyle mavi renkli. Hmm, söylenenler doğruymuş. Pasifik mavisi rengi gerçekten etkileyici olmuş. Bir de Pro serisinin vazgeçilmezi olan buzlu cam arka panelle birleşince etkilenmemek zor. Diğer bir farklılık ise ekran jelatininin şeffaf plastik değil de kağıt gibi bir malzemeden yapılmış olması. Çünkü doğayı koruyoruz. Eee tabi o eski jelatin testlerinin tadını vermiyor ama idare edin artık. Şöyle bir etrafına bakalım. Daha önce Pro deneyimim olmadığı için cerrahi sınıf paslanmaz çelik çerçeveler direkt dikkatimi çekti. Bayağı da ayna gibiler. Üç tarafta bir numara yok. Alt tarafta ise ilk defa asimetrik ızgaraları görüyoruz. Normalde Apple bu simetri konusunda takıntılıdır ama belli ki 5G anteninden ötürü bu huyundan vazgeçmiş. Yan taraflarda yer alan tuşlar da biraz daha büyümüş ve düz şekilliler. Başka videolarda yan tarafların bayağı parmak izi bıraktığını söylemişlerdi. Fakat bence haksızlar. Belli ki birilerinin ellerini yıkaması lazım. Şu buzlu cam olay ise bayılıyorum. Önceden Huawei telefonlarda deneyimlemiştim. Hem hissiyat hem de parmak izi tutma olayı için fevkalade bir çözüm. Gelelim kamera bölümüne. Burada ise arka panelin aksine parlak bir cam var. Ve işte şu gördüğünüz siyah yuvarlak meşhur lidar sensör. Teoride teknoloji harikası ama pratikte çok da bir işe yaramadı. Nereden mi biliyoruz? Bakınız iPad Pro'lara. Ve gelelim telefonu kurmaya. Bu kısmı biraz hızlı geçiyorum. Gereksiz detaylar var. Telefon bize merhaba dedi. Ama şu kısmı söylemem gerekiyor ki bir telefondan bir telefona aktarım çok kolay. Yeni telefonunuzda çıkan kodu diğer telefonunuzu okutuyorsunuz ve voila. Çok hızlı bir kurulum sizi bekliyor. Hiçbir detayla uğraşmıyorsunuz. Bütün bilgileriniz otomatik olarak internet üzerinden birbirine aktarılıyor. Biraz tasarımsal kıyaslama yapalım. Tabi normal model ile Pro'yu karşılaştırınca arka tasarım bayağı fark ediyor. Fakat 11 Pro ile aralarında öyle aşırı bir fark yok. En bariz değişim köşeli tasarım. Kalınlık olarak belirgin bir fark göremiyorum. Yine normal modelin yanları alüminyum, Pro'nunki paslanmaz çelik. Soğuk metal hissini sevenler Pro'yu tercih etmeyebilir tabi ama parlak kenarlar Pro'ya şık bir mücevher havası katıyor. Nitekim fiyatı da öyle. Ekran çerçevelerinin de inceldiği özellikle vurgulandı. Ama ben biraz algo oyunu olduğunu düşünüyorum. Çerçeve incelme hissinin başrol oyuncusu yine düzleşen kenarlar üstten bakınca bombeleri göremediğiniz için baya incelmiş gibi geliyor. Ama fark o kadar da değil aslında. Kutu içeriğini devam edecek olursak, gerçi telefonu çıkartınca pek bir şey kalmıyor. Bir adet Lightning USB-C kablomuz var ve bu hızlı şarj kablosu. Hani Apple hepinizde şarj aleti var diye kutuya adaptör koymadıydı ya. Ha işte onlarla uyumlu değil. Paşa paşa gidip yeni adaptör alacaksınız. Dünyayı kurtarmak için. En azından damın üstündeki teyze öyle düşünmenizi istiyor. Sim çıkartma iğnesi aynı, küçülen kağıt ve sayısı 2'den 1'e düşen çıkartma kutuda yer alan diğer şeyler. Biraz özet geçtik gibi oldu ama kutuda pek fazla bir şey olduğu söylenemez zaten. Neyse kutuyu toplayıp videomuza devam edelim. Ön kameraya gece modu ve Deep Fusion özellikleri gelmiş. Hoş gelmiş. Ama bence kamera kısmındaki en büyük değişim artık ultra geniş açılı kameraya da gece modunun gelmiş olması. Çünkü geniş açıyı deneyimledikten sonra insanın ana kameraya dönesi gelmiyordu. Artık gece çekimlerinde de bu zevkten mahrum kalmayacaksınız. Ve dahası gece modunda da artık portre çekimler yapabiliyorsunuz. Diğer bir önemli yenilik ise Pro RAW adındaki kaba tabirle ham işlenmemiş kayıtlar alabilmemiz. Bu biraz daha profesyonelleri ilgilendiren bir özellik. Görüntü hakkında daha fazla bilgi alıp düzenleme kısmında daha fazla imkanlar tanıyor. Üstüne üstlük 4K 60fps Dolby Vision HDR çekimler yapabilmesi cihazı DSLR makinelere neredeyse rakip yapacak. Bu yıl iPhone 12 serisiyle karşımıza çıkan yeni özelliklerden biri olan MagSafe Açıkçası biraz bana garip geldi. Bu teknoloji hem kablosuz şarj aletiyle hem de kılıf, cüzdan gibi aksesuarlarla beraber çalışıyor. Telefon takılan aksesuarın ne olduğunu algılayabiliyor. Hatta ne renkte olduğunu da algılayabiliyor. Ama özellikle cüzdan aksesuarı bana çok başarısız geldi. Çünkü izlediğim birkaç videoda gördüğüme göre cüzdan kılıftan çok kolay bir şekilde kayıp çıkabiliyor. Bu da telefonu cebinize koyduğunuz zaman telefonun girip cüzdanın sıyrılıp düşmesine sebep olabiliyor. Fakat MagSafe şarj aleti standart kablosuz şarjdan daha hızlı şarj edebildiği için tercih edilebilir bir aksesuar olmuş. Evet arkadaşlar, bugün iPhone 12 Pro'yu kutusundan çıkarttık. Yeni gelen özelliklerinden bahsettik. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın ve bu tarz içeriklerden hoşlanıyorsanız ve daha fazlasına ulaşmak istiyorsanız kanalıma göz atabilir hatta abone olabilirsiniz. Bugünlük de bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.